demokratik toplumun temel direği adalet, adalete erişimin güvencisi ise avukattır. Avukat yalnızca müvekkilin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hakkın savunucusudur. Avukat olmadan adil yargılanma olmaz. Adil yargılanma olmadan toplumsal barış ve güven tesis edilmez. Hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olarak avukat, hukuk devletinin hayata geçirmesini sağlar. Bizler, yüklendiğimiz bu onurlu görevin kutsallığına yakışır şekilde doğruluktan ayrılmadan yerine getirmenin çabası içerisindeyiz. Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü baro gerekir. Vatandaşımızın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu barodur. Baro yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların başta adil yargılanma hakkı olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerin takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse bu durumda en büyük zararı yurttaş ve hukuk düzeni görür. Bu hususu dile getirmek için bugüne kadar hep güçlü baro, güçlü avukat ve herkes için adalet, adalet için avukat dedik. Ancak ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunları maalesef her geçen gün arttı. Mesleğimizin ve barolarımızın ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Avukatlarımız aynı zamanda hukuk ve fiziki şiddetle de karşı karşıyadır. Toplumumuz tarafından avukatlarımız müvekkille özdeşleştirip yargılanıyor, darp ediliyor, yaralanıyor ve maalesef öldürülüyorlar. Bugün için de adalet, bugün avukat için de adalet diye haykırmak zorunda kalıyoruz. Yaşadığımız sorunlar mesleğimizin icrasını imkansız hale getirirken adaletin tesisi önünde bir engel oluşturuyor. 5 Nisan Avukatlar Günü'nde mesleğimizin sorunlarının çözümüne yönelik taleplerimizi bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Nitelikli bir hukuk eğitimiyle hem mesleğimizde hem de adalet hizmetlerinde niteliğin arttırılmasını istiyoruz. Yalnızca hukuk mesleklerine giriş sınavı değil, staj sonrasında avukatlık meslek sınavı istiyoruz. Avukata yönelik şiddetin son bulmasını, şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırmasını istiyoruz. Kamu avukatlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesini istiyoruz. Adli yardım ödeneklerinin arttırılmasını istiyoruz. Başta CMK ve adli yardım ödemelerinde olmak üzere avukatlık hizmetleri için KDV indirimi istiyoruz. Avukatlık mesleğinin iş alanlarının daraltılmasının önüne geçilmesini istiyoruz. Kişisel verilerin korunması ve bunun gibi gerekçelerle mesleki faaliyetlerimizin engellenmesini, durulmasını istiyoruz. CMK ücret tarifesinin avukatın emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını istiyoruz. Mesleki faaliyetlerimizin temeli olarak yargı bağımsızlığının tesisi, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edilmesini istiyoruz. Mesleğimizin saygınlığının korunmasını istiyoruz. Stajyer avukatlarımıza hazineden karşılanmak suretiyle ücret ödenmesini talep ediyoruz. Baroların gelirlerinin arttırılmasını sağlayacak hukuki mekanizmaların hayata geçirilmesini istiyoruz. Bağlı çalışan avukatların hukuki statülerinin güvence altına alınmasını istiyoruz. Avukatın tekel hakkı olduğu kadar yurttaşın adil yargılama hakkı da ihlal eden ve hukuka aykırı faaliyetlere son verilmesini istiyoruz. Yargının kurucu unsuru arasında eşit savunma, savunma makamı için adil bir temsil gücü istiyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde 190 bin avukatın kayıtlı olduğu meslek örgütleri olarak avukat için adaletin sağlanamadığı bir 5 Nisan Avukatlar Günü'nü daha geçirmeyi kabul etmiyoruz. Vatandaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan savunmayı temsil eden avukatlar, avukatların örgütlü gücü Barolar ve Barolar Birliği olarak 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara'da bu defa avukat için de adalet demek üzere toplanacağız. Mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak, şiddete ve ekonomik sorunlarımıza karşı meslek onurumuzu ve mesleği savunmak için buluşacağız. Adalet için sorumlu yüklenen her avukatla birlikte avukat için de adalet mücadelesinde karlılıkla ilerleyecek onurlu meslek mirasımızı geleceğe taşıyacağız. Çekiyoruz.